Bir büyük iflas olarak Türkiye İslamcılığı başlığıyla karşınızdayım. Önce bu başlığın bir kısa bir öyküsünü anlatayım. İki gün önce bir gece vakti Türkiye'deki meclisteki başkanlık tartışmalarının ortasında bir tweet olarak bunu yazdım. Ama bunun doğrudan başkanlık sistemiyle alakası yok. Başkanlık sistemi tartışmalarıyla alakası yok. Tabii ki ama başkanlık sistemi tartışmaları benim iflas olarak gördüğüm, İslamcılarda büyük iflas olarak gördüğüm olayın en son görüngüsü. Ondan sonra bunu attıktan sonra çok kişiden tepki geldi, değişik tepkiler geldi. Ve bunların hepsine topluca cevap verebilmek için böyle bir yayın yapıyorum. Ama bu konuda söylenecek çok şey var. Şimdiden şunu söyleyeyim. Birkaç tane yayında bu olayın izini sürebilirim. Yani bu dile getirdiğim önermeyi açmak için bu yayın tek başına yeterli olmayabilir. Çok karışık, çok karmaşık ve çok boyutlu bir olay söz konusu. Kişisel olarak bu saptamada eminim ama bunu anlatmakta, açıklamakta zorlanacağımı da biliyorum. Çünkü çok karışık ve sert bir süreçten geçiyoruz. Her şeyden önce şunu bir kere kabul edelim. Türkiye artık düşünce özgürlüğünün mutlak anlamda olduğu bir ülke değil. Özgür düşüncenin egemen olduğu bir ülke değil. Bu kendimi sansürlediğim anlamına gelmesin. Ben bildiğimi, düşündüğümü yine söyleyeceğim ama Türkiye'de bu tür tartışmaları özgür bir şekilde yapabilmenin imkanı maalesef yok. Bu da zaten büyük iflas olarak tanımladığım olayın bir yönü. Türkiye'de İslamcılık, İslamcılığın en büyük iddiası baskılara, yasaklara son vermekti. Ve Türkiye yaklaşık 13 yıldır İslamcı, daha fazla hatta, neredeyse 15 yıl olacak. İslami gelenekten kişiler tarafından, partiler tarafından, yöneticiler tarafından yönetiliyor ve Türkiye'nin dönüp dolaşıp geldiği yer daha özgür, daha demokratik bir Türkiye olmadı. İslamcıların Türkiye'de vaat ettiği birçok şeyden o klasik güvenlik ve diğer bahanelerle vazgeçtiklerini, Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler, demokrasi yönündeki kazanımlarının birçoğunu şu ya da bu nedenle en son 15 Temmuz darbe girişimi gerekçesi ve bahanesiyle alındığını biliyoruz. Her şeyi uzatmaya gerek yok ancak şunu söyleyeyim, barış için akademisyenlerin başına gelenler ya da son kararnameyle beraber, kararnamelerle beraber kapatılan dernekler, Kürt Enstitüsü vesaire gibi örnekler bunun başlı başına bir örneğidir. Şimdi iflas lafının şöyle bir anlamı var. Olivier Roy, Fransız araştırmacı, İslam hareketler uzmanı Olivier Roy'nin Fransızca L'Echec de l'Islam politik kitabını Metis yayınları basacağı zaman, ben de Metis yayınlarına orada arkadaşlarla beraber tartıştığımızda kitabın adını saptarken iflas lafı seçildi. Aslında tam Türkçe karşılığı başarısızlığı idi. Ancak bizim iflas olarak seçtiğimiz bu başlığı başka ülkelerde de, başka dillerde de seçen yayıncılar olduğunu görmüştük. Ve o zamandan bu zamana Olivier Roy'a atfedilen, bir ölçüde bizim başarısızlığı iflas olarak çevirdiğimiz bu saptamaya yönelik çok ciddi eleştiriler oldu. Bu eleştiriler tabii 89 ya da 90 başlarıydı kitabın çıkışı. O zamandan bu yana Türkiye dahil olmak üzere birçok yerde İslami hareketler çok önemli yollar kat ettiler ve bu yollar kat etme her kat edilen yoldan sonra mesela Filistin'de Hamas seçimlerden galip çıktığı zaman ya da El-Kaide'nin çok ciddi varlık gösterdiği zaman ya da Afganistan'da mücahitler ülkede yönetimi ele geçirdikleri zaman hani iflas etmişti yolunda şeyler oldu, karşı eleştiriler oldu. Halbuki orada Olivier Roy'un esas olarak bahsettiği İran örneğinden de hareketle, en çok da İran örneğinden hareketle
İslamcıların iktidara geldikleri andan itibaren vaat ettiklerinin çok ötesinde, gündelik hayattaki bir takım kısıtlamaların dışında pek bir şeyi hayata geçiremedikleri ve bu anlamda İslamcı projenin iktidara gelmekle beraber büyük ölçüde dağıldığıydı. Başarısızlığının ortaya çıktığıydı ki erken bir tespitti ve çok doğru bir tespitti. Bu tespitin doğruluğunu arada çok gördük. Mesela Mısır'da kısa süren Müslüman Kardeşler yönetimi de gördük. Türkiye'de şu anda çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Afganistan'da başka yerlerde de oldu ama Türkiye'de yaşadığımızda büyük ölçüde İslamcı hareketlerin, İslamcı kişilerin muhalefetteyken var olan cazibelerini, çekiciliklerini, iddialarını iktidara geldikleri andan itibaren adım 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 kaybetmeleri olayına tanık oluyoruz. Çok kabaca şöyle söyleyebiliriz. Muhalefetteyken aslında bu sadece İslamcılığın meselesi değil, tüm hareketlerin meselesi bir anlamda. Muhalefetteyken kaybedecek pek fazla bir şeyleri olmayan hareketler bunlar. Ama iktidara geldikleri andan itibaren kaybedecekleri çok şey var. Her şeyden önce iktidar var. Ama iktidarı da sadece siyasi iktidar olarak almamak lazım. Ekonomik iktidar, kültürel iktidar. Mesela toplumun değişik kesimlerinde şu anda görüyorsunuz, siyasi iktidara kendini yakın konumlandıran insanlar, kaliteleri ne olursa olsun kendilerini üstün görebiliyorlar. Bu olayı birçok yerde daha önce komünizm döneminde de yaşadık, başka yerlerde de yaşadık. Ama Türkiye'deki olayı sadece iktidara gelip iktidarda bozuldular basitliğiyle görmemek lazım. Bu olay sadece iktidarla tanışmakla ilgili bir olay değil. Çok daha karmaşık bir olay. Ama en önemlisi de şu, siyasi benim görüşüme göre, siyasi İslam'ın Türkiye'deki en büyük iddiası sistem karşıtı olma iddiasıydı. Kendisi bu iddiadaydı ve onlara uzak duran, onlara düşman olanlar da bu iddiadaydı. Açıkçası ben değişik dönemlerde yazdığım yazılarda, kitaplarda bu iddianın çok da sahici olmadığını, aslında buradaki meselenin sistemi değiştirmek değil, sistemi ele geçirmek olduğunu söylemeye çalıştım. Ne Şeriat ne Demokrasi kitabı bu anlamda, Refah Partisi'ni anlamak alt başlıklı kitap, 94 yılında Refah Partisi'nin yerel seçim zaferinin ardından çıkmıştı. O zaman söyledim. Oradaki birçok şeyimin bugün doğrulandığını görüyorum. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'deki bir sistemi değiştiriyor olabilir, değiştirmek istiyor olabilir. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine Türkiye'yi taşımak istiyor olabilir. Ama benim burada kastettiğim sistem karşıtlığı bu değil. Zaten ilginçtir, Türkiye'de İslamcılığı benim gibi takip eden insanlar hiçbir zaman hayatlarının hiçbir döneminde, ben 30 yıldır takip ediyorum, böyle bir İslamcı iddianın öne çıkan önermelerinden birisi, Türkiye'deki sorunlar parlamenter demokrasiden, parlamenterden kaynaklanıyor, halbuki başkanlık sistemine geçilmesi lazım gibi bir önermeyle pek fazla karşılaşmadık. Bir tek Necip Fazıl Kısakürek çizgisindeki marjinal grupların baş yücelik devleti gibi önermeleri vardı ama onun dışında böyle bir gündem yoktu. Benim buradaki kastım sistem, Türkiye'deki sistem nedir? Türkiye'deki sistem devletin birçok şeyi kontrol ettiği, ekonomi başta olmak üzere kontrol ettiği ve toplumun dizginlemek üzerine inşa edilmiş olan bir sistem. Türkiye'de bunu çok ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Başkanlık olsa da olmasa da Türkiye'de şu anda yıllardır süre giden, arada sırada demokrasiye doğru, demokrasinin iyileşmesine doğru bir takım adımlar atılmış olsa da yaşananın bir başka tezahürünü görüyoruz. Bu başkanlık sistemiyle olur, parlamenter sistemle olur, şu olur, bu olur. Ama Türkiye'de şu anda İslam referanslarını İslam olarak alıp Türkiye'yi yöneten insanların ve onlara destek veren insanların geçen süre içerisinde Türkiye'ye kattıkları çok fazla bir şey yok. Türkiye'nin demokrasisine kattıkları çok fazla bir şey yok. Ya da şöyle söyleyeyim, şu daha doğru olacak. Kattıklarını geri almak ve geri alırken de daha da geriye götürme yolunda çok ciddi bir
mesafe kat ediyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda dile getirdiği sloganlar, parti programı pekala bugünün Türkiye'sinde ciddi bir muhalefet partisinin sloganları ve programı olabilir. Oradaki yöneltilen eleştiriler pekala bugünkü iktidara yöneltilebilir. O dönemde önerilen çözüm önerileri pekala bugünün Türkiye'sinde çözüm önerisi olarak savunulabilir ve bunun da belli bir karşılığı olabilir. Bunların çok mükemmel şeyler olduğunu söylüyor değilim. Ama şu anda gelinen noktada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok gerisinde bir yerde olduğumuz çok açık ve net. Arada bayağı bir şey yaşandı. 2006 yılında, o sırada Washington'da gazetecilik yaptığım dönemde, Batı'da Türkiye için şu soru hep soruluyordu. Türkiye İslam dünyasına bir model olabilir mi? Bu çok tartışıldı, çok kızıldı. Bazıları burada Türkiye'de işte klasik Büyük Ortadoğu projesi vesaire dediler. Onun dışında bir şey vardı. Bu model tartışması yapılırken iki şey öne çıkıyordu. Bir, İslam dünyasının ile ilgili en fazla sorulan soru biliyorsunuz İslam demokrasiyle bağdaşır mı? Aslında bu soru İslam demokrasiyle bağdaşır mı sorusu değil, İslami hareketler demokrasiyle bağdaşır mı sorusuydu. Ama İslam diye soruluyordu oryantalist bir şekilde. Ve Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk defa İslami hareketin içerisinden gelen bir partinin pekala demokrasiyle bağdaşabileceği yolunda bir beklenti Batı'da ortaya çıkmıştı. Özellikle Avrupa Birliği süreciyle beraber, yaşanan reformlarla beraber, ardından bir şekilde gündeme gelen Kürt sorununun barışçıl çözümü yolundaki bir takım riskli olmakla birlikte atılan adımlara rağmen, adımlarla birlikte Türkiye'de bu İslami hareketlerin demokrasiyle iç içe geçebilme imkanı olarak Türkiye bir yandan görülüyordu. Ama olayın bir diğer boyutu vardı, pek dile getirilmiyordu. Olayın bir diğer boyutu da ilginç bir şekilde Fethullah Gülen'in dünya çapındaki okullarıyla beraber yaptığı, sosyal alanda yaptığı, eğitim üzerinden yaptığı tırnak içinde ılımlı İslam'dı. Yani Türkiye'de İslam deyince akla tabii ki öncelikle AKP'nin ülkeyi reformlarla daha demokratik bir ülke yapma iddiası ama bunu yaparken de İslami kimliğini muhafaza ediyor olması. Bir diğeri de Fethullah Gülen cemaatinin dünya çapında yaptığı, eğitim çalışmaları üzerinden yaptığı radikal İslam diye bilinen akımlara karşı duruşuydu. Şimdi dönüp baktığımızda Türkiye'de iflastan bahsettiğimizde öncelikle AKP'den önce Gülen cemaatinin iflasını vurgulamamız lazım. Çok büyük bir realiteyle insanlar yüzleştiler. Bu Gülen cemaati denen yapı, küresel yapı, bir eğitim temelli bir İslam'ı yumuşak bir şekilde dile getirildiği bir yapı olmaktan önce organize bir suç örgütü. Amacı Türkiye Cumhuriyeti'nde devleti ele geçirmek ve bunun üzerinden dünya çapında bunu yapabilmek için de kendine dünyada belli bir etki, nüfuz alanı yaratmak. En son 15 Temmuz darbe girişimiyle de net bir şekilde görüldü ki aslında ortada iyi niyetli, yumuşak bir İslam'ın sosyal hayattaki örgütlenmesi değil, kötü niyetli, art niyetli, kötü niyetli bir suç şebekesi var. Ve bütün bu yapılan çalışmaların hepsi de aslında bu suç şebekesini perdelemek içinmiş. Bir kere iflas derken öncelikle Fethullah Gülen hareketinin gerçek yüzünün ortaya çıkması olayını göstermek lazım. İkinci olarak da İslami hareketin kendisinin demokrasiyle barışması ve ondan sonra da ülkenin daha da demokratik ve özgür bir ülke olmasında katkıda bulunması anlamında AKP'ye atfedilen önemlerin hepsinin geri çekildiğini görüyoruz. Artık AKP ve Tayyip Erdoğan dendiği zaman Türkiye'de reformlar vesaire değil, Türkiye'de cezaevine giren gazeteciler, işlerinden olan akademisyenler vesaire vesaire ve hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, yasaklar
Bunlar geliyor. Dolayısıyla iki büyük iddia, Türkiye'ye yönelik iki büyük ilgi, ki bu ilgi sadece Batı'nın Türkiye'ye atfettiği bir şey değildi. Türkiye toplumunun da kendine atfettiği bir şeydi. Yani Türkiye'de öteden beri yaşanan bir dindarların sistemin merkezine taşınamamasından ya da gelmesinin engellenmesinden kaynaklanan sorunlarla uğraşan Türkiye'de bundan bir şekilde kurtulma arayışı vardı ve AKP'nin bunu yapabileceği umudu birçok yerde Türkiye içerisinde neşet etmişti. Bir diğeri de genellikle gericilik olarak adlandırılan İslami cemaatlerin pekala modern dünyada eğitim vesaire gibi alanlarda aktif, üretken ve pozitif bir şeyler üretebilecekleri yolunda Gülen cemaatinin yarattığı bir şey vardı. İkisi birden Türkiye'de de yok oldu ve bir de işin ilginç tarafı tabii bu iki yapı birbiriyle çok ciddi bir şekilde çok sert, her geçen gün daha da sertleşen bir savaş yürüttüler. 15 Temmuz bunun zirvesidir. Dolayısıyla o aslında 15 Temmuz bu iflasın bir nevi zirvesiydi. Şimdi çok dağınık olduğunun farkındayım. Ancak şunu dışarıdan 30 yani 85 yılından itibaren bu hareketi gözlemeye çalışan bir gazeteciyim. Bu hareketin içerisinde değişik kademelerinde, yani İslami hareket derken sadece AKP'yi kastetmiyorum, radikal gruplar, cemaatler vesaire, birçok insanı yakından tanıdım. Bazıları şu anda hayatta değil, bazıları cezaevinde, bazıları yurt dışında, bazıları ülkenin yönetiminde çok üst yerlere gelmiş insanlar. Ve bu insanların büyük bir kısmının bugünün Türkiye'sindeki yaşananlara bir 10 yıl önceki halleriyle ya da 15 yıl önceki ama 10 yılda diyebiliriz. 10 yıl önceki halleriyle bugüne bir zaman tünelinden gelseler herhalde bugün yaşanan Türkiye'den çok ciddi bir şekilde rahatsızlık duyacaklardı diye düşünüyorum. Bugün İslam hareketin dün en önemli özelliklerinden birisi cesaretiydi, konuşmasıydı, itirazıydı. Muhalif olmasından kaynaklanıyordu belki ama özellikle İslam hareketin 80'li yılların ortasından itibaren ortaya çıkarttığı en önemli hususlardan birisi yeni bir entelijansiya çıkıyordu, aydınlar çıkıyordu, muhafazakar aydınlar çıkıyordu. Ama bütün bu süreçte bu muhafazakar aydınların büyük bir kısmının kaybolduğunu gördük. Ya sessiz kaldılar ya da tamamen kendilerini bu iktidardan pay kapma olayına gözleri kamaşmış bir şekilde aydınlık misyonlarını, aydınlık reflekslerini kaybettiklerini gördüm. Bu benim kişisel bir tanıklığımdır. Çok sayıda isim biliyorum. O isimler de kendilerini biliyorlar. Yani dün yazdıklarına bugün yazdıklarıyla söyledikleriyle bugün yaptıkları arasında dağlar gibi fark olan çok insan var ve hallerinden memnun gibi gözüküyorlar ama hallerinden memnun olmadıklarını biliyorum. Çünkü şu anda Türkiye'de işler hiç iyi gitmiyor. Türkiye'de işlerin hiç iyi gitmemesinin değişik boyutları var. Terör var, ekonomi var vesaire var, siyasi gerginlik var, kutuplaşma var ve bu işlerin iyi gitmemesinde Türkiye'de İslami hareketin çok ciddi bir şekilde rolü var. Ve bir öz eleştiri yapmak vesaire bunlar zaten böyle bir beklenti içerisinde değilim. Böyle bir şey beklemiyorum. Ama zaten bu saatten sonra çok da fazla anlamı olacak bir şey değil. Şimdi söylenecek çok şey var. Çok uzatmak istemiyorum. Bu konuyu tekrar başka yayınlarda devam etme vaadini ya da vaat tabii iyi bir şeydir. Hoşlanmadıysanız izlemek zorunda değilsiniz. Vaat olarak görmeyin. Ama bunu söyleyeyim. Söyleyecek çok şeyim var. Bir dahaki yayına çok daha notlarla geleceğim. Bugün o notları alma şeyim pratik bir nedenle mümkün olmadı. Bir takım Medyascope'da yaşadığımız bir takım işler nedeniyle. Ama bir sonraki yayında bu konuyu başka konuların önüne geçmezse ele almak istiyorum. Ancak şunu özellikle vurgulayayım. İflasın en önemli göstergelerinden birisi Kürt sorunudur. Türkiye'de İslami hareketin en önemli güç
kaynaklarından birisi Kürtleri de kuşatabilmesi ümmetçi bir perspektiften ya da ümmetçi olduğu varsayılan bir perspektiften Kürtleri de kucaklayabilme iddiasıydı. Bu anlamda değişik hatlarla hayata geçirilmek istenen çözüm süreçleri, barış süreçleri yadırgatıcı değildi ve onların çok ciddi katkısı olmuştur. Türkiye'de AKP iktidarına ve genel olarak İslamcılara getirdiği prestij anlamında. Ama son dönemde izlenen topyekün savaş konseptine dönülmesi ve MHP ile bir tür ittifak yapılması bu konuda yapılmasının İslamcı hareket için, her türden İslami duruş için sadece siyasi iktidar değil, çok büyük bir iflas göstergesi olduğunu düşünüyorum. Tabii şunu diyenler var, yani dün görüşmeler yapan Erdoğan sonra savaş politikasına yani çok sert bir politikaya yöneldi ama yarın tekrar müzakereye geçebilir vesaire. Bunlar olabilir ama Kürt meselesi gibi Türkiye'nin hayati bir meselesinin böyle değişik periyotlarda değişik birbirine taban tabana zıt politikalarla yürütmenin çok fazla imkanı yok. Bir olur, iki olur ama üç, dört ne kadar olur çok fazla bilmiyorum. Şu anda Kürt meselesinde çok ciddi fırsatların kaçırılmış olduğunu düşünüyorum. Bunun Kürtler içerisindeki İslami hareketin gücünü, her türlü İslami hareketin gücünü çok ciddi bir şekilde aşındırdığını düşünüyorum. Bir son not, şu anda Türkiye'deki ana akım İslami yapıların içinden geçtiği derin kriz, başta Adalet ve Kalkınma Partisi olmak üzere, cemaatler olmak üzere, artık Fethullah Gülen oluşumunu bunun içerisine saymak bile gerekmez. Çünkü artık onların Türkiye'de varlıkları bile yok. Bir daha da kolay kolay olabileceklerini Türkiye içerisinde sanmıyorum ve bunda aslında hiç de kötü bir gelişme olarak görmüyorum, onu söyleyeyim. Ama onun dışındaki İslami cemaatlerin falan hepsinin yaşadığı bu derin kriz, Türkiye'de çok ciddi bir şekilde cihatçı, yeni selefi cihatçı akımı elverişli bir zemin sunuyor. Çünkü Türkiye muhafazakar bir ülke, Türkiye'de İslam çok güçlü bir din, böyle olacak, böyle olmuş, böyle olacak, bunun değişmesi diye bir şeyin olacağını sanmıyorum. Ama böyle bir yerde ana akım hareketlerin içinde yuvarlandıkları bu kriz, ki şu anda iktidarda iktidar nedeniyle görülmüyor olabilir ama çok geçmeden bunun çok net bir şekilde görüleceğini düşünüyorum. Bu krizden en çok istifade edecek olan yapıların başında bu türden terörü yöntem olarak benimseyen, vahşeti, dehşeti yöntem olarak benimseyen yapıların ciddi bir şekilde istifade etme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve o zaman Türkiye'deki ana akım İslami oluşumların bu tür terörist eğilimli, terörist çizgideki hareketlerle mücadele etmesi için çok vakit geçmiş olacak diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla Türkiye'de İslami hareketin genel olarak yaşadığı kriz bir büyük iflas. Bu büyük iflastan birileri çok ciddi bir şekilde mutlu oluyor olabilir. Ama bu büyük iflasın yerine gelecek olan şeylerin de çok daha parlak olacağının garantisi yok. Türkiye çok daha din üzerinden kutuplaşmasını çok daha sert bir şekilde yaşayabilir. Böyle bir riskin altını çizmek gerekiyor. Bir diğer husus, onu da söyleyeyim ve bitireyim. Çok uzattığım farkındayım. Ancak şunu söyleyeyim. AKP'nin özellikle son yıllardaki politikalarının, ki Gezi'yi bir tür milat olarak almak çok şaşırtıcı olmaz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL uygulamasıyla beraber yapılan, OHAL'le beraber yapılanlar daha da net bir şekilde insanlarda, birçok insanda, İslamcılık karşıtı insanlarda çok ciddi bir şekilde bazılarında işte biz haklı çıktık falan gibi duyguları beraberinde getiriyor. Bunu bir İslamcılığın, İslami hareketin zorunlu bir yenilgisi olarak görmek çok ucuz olur. Hatta bazıları bunu İslami harekete de değil, İslam dinine de atfetmeye çalışıyorlar. Bunlar çok ucuzcu yaklaşımlar olur. Dünyanın değişik yerlerinde, mesela Tunus'ta Ghanouchi'nin, Raşid el-Ghanouchi'nin başını çektiği, bayağı demokrasiyle barışık
yaşamayı önceleyen hareketler de var. Özellikle batıdaki Müslümanların içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da bazı yerlerde terörist hareketlerden dolayı pek görmediğimiz çok ciddi sivil bir takım özgürlükçü İslamcı arayışlar da var. Yani bir İslamcılığı illaki bir demokrasi karşıtlığı vesaire olarak hatta İslam dinini görme eğiliminin de Türkiye'de son dönemde yaşananlardan istifade ederek biz haklı çıktık demesinin tek kelimeyle ucuzculuk olduğunu söylüyorum. Haklı çıktığını söyleyenlerin de demokrasi, temel hak ve özgürlükler konusunda şu andaki siyasi iktidarın yaptığından çok ileri bir pozisyonları olduğunu ben şahsen tanık olmadım. Türkiye'nin hala dindarları da ciddi bir şekilde kapsayan, onların da merkezde yer aldığı yeni bir merkez inşa etmesi, bir temel hak ve özgürlükler, demokrasi temelinde bir ülke inşa etmesi gibi ve hep birlikte, yani tüm etnik unsurlarıyla beraber bir ülke inşa etmesi zorunluluğu acil bir şekilde önümüze çıkıyor, duruyor. Kutuplaşmayı körükleyerek varılabilecek hiçbir yer yok. Kutuplaşmayı körükleyerek varacağımız yer daha büyük kaoslar, daha büyük sıkıntılar, daha büyük hak ve özgürlükler ihlali olacaktır. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir büyük iflas olarak Türkiye'de Türkiye İslamcılığı tespitinin tam olarak bu yayında karşılığını verememiş olabilirim. Ama dediğim gibi başka yayınlarda da bunu sürdürmeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için, Medyascope'u izlediğiniz için sizlere teşekkürler, iyi günler.